Hadi kız dur giriş çekelim. Selam canlarım. Dırıt giriyor oradan. Uzun süren hasretimiz bitti ve sonunda Eylül'ün hayatına devam ediyoruz bu sefer. Belki ileride yeni yayınlar da yaparız, yeni oyunlar da oynarız ama bu sefer sizlerle verdiğimizin kararın sonucunda Eylül'e devam edeceğiz bugün. Hadi o zaman başlayalım. Yeni yıl hepinize güzel, eğlenceli, mükemmel bir hayat getirir inşallah aşıklarım. Hadi başlayalım. Ne diyorsunuz? Yerim sizi. Kar mı yağdı Eskişehir'e? Buraya da yağar yalnız. Ben Eskişehir'e çok yakınım. Aşkım CC'lerimi Drive'da paylaşmayı denerim ama nasıl yapabilirim onu da bilmiyorum. Ya ben böyle teknolojiden çok anlayan biri gibi görünüyor olabilirim belki size. Ama anlamıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. İstanbul'da da mı kar yağdı? Biraz daha mı ışık lazım? Ya şöyle, ışığı şu an çok az bir ayarda açtım. Çünkü bekleyin bak, biraz daha açtığımda bir bozuluyor. Işık çok az da şu an aslında ama. Takip sesini nasıl azaltacağız arkadaşlar? Arkadaşlar bilmiyorum. Durun bir takip sesini azaltmayı deniyorum şu an. Başaramıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle olsun Edem. Gece kar yağmasın ya. Eskiden karı çok severdim ama işe gidiyorum ya artık çok zorlanıyorum. Durun ışığı açacaktım size. Ha bak ışığı açıyorum şu an. Nasıl böyle? Biraz daha açayım mı? Aslında kötü olmadı. Biraz daha açayım mı? Ankara'ya da yağacakmış. Allah Allah. O yağsın bakalım. Yağacağı varsa göreceği de var. Hadi başlatıyoruz. Tamam. Hadi dur. Bak yine ekranım kapanıyor. Chat'i okumak için kendimi hazırım. Çok karışık bir yayın olabilir. Gerginim. Alışkın değilim. Uzun zamandır yayın açmadığım için. Mikrofonumuzu da yaklaştıralım birazcık. Kaşlarımı boyayacağım. Kaşlarım şu an bakır. Ama vaktim yoktu. Boyayamadım. Evet, başlıyoruz canlarım. Hadi hazırsanız. Eylül'ü açmıştım. Durun ekrana geçelim. İyiymiş öyle. Ah ne oldu? Oyunumu niye görmüyorum? Herhalde oyuna girince görünecek, değil mi? Evet, hadi başlayalım. Evet, ben tabii ki de Eylül'e devam et diyeceğinizi tahmin ettiğim için önceden hazırlık yaptım ve Eylül'le oyunumuzu açtım arkadaşlar. Şimdi Eylül'ü de kaç bir sene oldu biz oynamayalı sanırım, değil mi? Yani çok uzun zaman oldu. Arkadaki ışık yanık. Ya şu ışığı mı diyorsunuz? O ışıkta bir sıkıntı var ama aldığımdan beri öyle. En azından parasını çıkarsın diye bir yayınlık kullanmak istiyorum. Ondan sonra atacağım. Bir yayınlık oynayıp sönmeye sabredin. Sonra daha güzel bir ışık alacağım. Evet ya, kapatayım mı? Kapatmamı ister misiniz? Eylül'e aşkım bu yayınlık devam edeceğiz. Sonraki yayını artık şu Eylül'ü bekleyenler de çok var. Bir senedir devam edeceğim diye söz verdim. Sözümün eri olmam lazım da. Kapatalım mı ışığı? Rahatsız oldunuz mu? Çok kapat demişsiniz. Hadi çok triggerlanmışsınız. Hemen kapatıp geliyorum. Hemen kapatıp geliyorum. Bir saniye. Kapattım. Kız kalsın da demişsiniz. Allah siz de bir karar vermediniz mi beklerim. Kötü mü böyle? Bak şimdi de güzel diyorsunuz. Evet pantolon da giydim ayağa kalkmam gerekirse diye. Açayım mı? Dakika göremiyorum ki şu an sadece oyunu görüyorum ya. Benim de bir görmem lazım. Görmeden emin olamadım. Çok da belli olmuyormuş be. Şimdi baktım da. Ne diyorsunuz? Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. Haydi başlayalım. İyi oldu mu kulaklığı? Bak tekrar taktık. Bir kendime bakmam lazım şöyle. Bir kendime bakmam lazım. Hadi devam. O zaman. Başlıyoruz aşklarım. Şimdi en son la nerede kaldık? Ne oldu? En son bir bebeğimiz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir çocuğumuz vardı. 3-4 tane de bebeğimiz vardı.
Chat'i yayına koymamış mıyım bu arada? Yayını izleyenlerden şeyler geliyor da. Chat yayında yok mu şu an? Görmüyor musunuz? Tabii ki de chat'i de koymam lazım. Bir dakika. Budur ya. Kız chat'i koymuş. İşte böyle bazı aksaklıklar oluyor. Tamam. Ama şimdi görmedi. YouTube'dakiler chat'i görmedi. Özür dilerim. Vallahi chat'i... Heh, oldu değil mi? Bir sıkıntı var mı başka? Devam ediyorum bakın. Chat... Videonun başlarında chat olmayacak. So sorry. Takıya vardı. Doğru. Bak eski izleyenler hatırladı. Ben bayağıdır unutmuştum. Bakalım şimdi dur. Hadi girelim oyunumuza. En son nerede kaldık? İnanın hiç hatırlamıyorum. Dur chatimi de açayım. Chatimi de göreyim. Bir aldatıldık. Bak onları hatırlıyorum. Evli bir adam bizi aldatmıştı. Oh. Modlarımız geldi. Modlar gitti. Şimdi ne yapacağız? Kameranı dikdörtgen olarak koy. Kameramı dikdörtgen olarak nasıl koyacağım kız? Bir dakika arkadaşlar, babam mesaj attı. Kargo ile alakalı. Adır vadı adır olmuştuk, hatırlıyorum. Hatırlıyorum canım. Şimdi durun bir evimize bir bakalım. Ay evi de çok güzel. Şu mutfağı falan çok güzel dizmişiz. Annem bebişimizin adı neydi bebişimizin? Pelin. Pelin. Oy kuzum benim, yerim seni. Burası kedilerimizin. Aa yavru kedilerimiz olmuştu, doğru. Kalite kötü diyenler var. Allah Allah. Hareket ettirdikçe kalite kötü diyenler var. Umarım sizin internettendir. Benim internetten değildir umarım. Burada çünkü sadece bir internet şeyi çalışıyordu şu an yaşadığım yerde. Diğer internet şeyi çalışmadığı için. Başka seçeneğim yok yani, bu internetle en yüksek buraya verdikleri internet. Dur bir şeyimize bakalım. Eylül'üm. Ah Eylül. Hayatın sillesini yedin tabi. Senin kirpiklerin niye yok ya? Sana bir ara bir kirpik yapalım. Çocuğumuzun odası falan çok tatlı ama. Sarı duvar. Tabii bir sene önce bu evi dizdiğim için zevkim biraz değişti. Buradaki herkese açık paylaşacaksın değil mi? Kız o ne demek? Dediğinizi çok anlayamadım. Anladığım şeyleri şey yapmaya çalışacağım. İyi, benim internette bir sıkıntı yokmuş, güzel. Kıyafet falan değiştirme işine bence bu sefer çok girmeyelim. Çünkü Eylül'ü, yani yeni bir kız yaparız ileriki yayınlarda. Şimdi Eylül'ümüze devam edelim arkadaşlar. Hadi gelin. En son şimdi bakın arkadaşlık ilişkilerimize bilmem nelerimize bir bakalım. Bir aşk ilişkilerimize bakalım. Dirk. Biz Dirk'le sevgili miydik yoksa yeni mi flörttük? Takuya vardı. Aa, Takuya'yı hatırlıyorum. Dur bir çağıralım Takuya'yı. Biz nişanlı mıydık Takuya'yla? Hayır. Yok, değilmişiz. Torn sanırım şeydi. Very complicated diyor ama adırbamın olduğumuz. Koşuşturuyor bebişlerim benim. Sen nasıl güzelsin Behlül. Hatırlıyorum Behlül'ü. Ceku, Behlül. Ay kedilerimizin güzelliği bu arada. Senin neyin var bir tanem? Ay kirlisin, hiçbir şey olmaz. Kirlenmek güzeldir. Gel şunu sev bakalım. Hiç kızma. Hiç sinirlenme. Kendi kendine küfür de etme. Ne oluyor? Git kedini sev. Kedinle oyna güzel güzel. Tam yürüyüşe bak. Koşuşa bak. Manyak ya. Sen ne yapıyorsun bu sırada? Sen de bebeğine bakma. Boş ver. Bu ne? O ne ses kız? Seni ben yerim. Seni ben yerim. Sevelim mi bakalım? İlgisiz kalmış. Allah'ım bu ne güzellik ya. Çıldırırsın. Bebekler ve hayvanların her türlü iletişimine bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bu kimdi? Noodle. O da mı bizim kedimizdi? Kız Noodle da mı bizim? Evet. O zaman bunlar Noodle'la yakın bebişleri. İki tane bebekleri olmuş. Güzel güzel. İki bebek iyidir. İkiden fazlası zarar ziyan ya. Gerek yok. Evet, bir sevgililer günü yemeğine falan gitmiştik değil mi? Doğru. Aa bak, yemek hazırlamıştık burada. Kız ne de güzel olan hazırlamışız. Tabii bu yemek kokmuş. Kokmuş, bunu atalım dur. Hayır, yeme onu. Atıyoruz bunu. Şimdi bugün neler varmış?
Starlet Festival of Youth. Katılmak istemiyorum. Hiç öyle bir şeyler yapmak istemiyorum açıkçası. Kameranın yerini bir dahaki yayına değiştirebilirim inşallah aşklarım. Bu yayında çünkü bir şeyler değiştirmeye çalışamam. Çok zorlanırız. Şunları silelim ya. Bu ne böyle bir temizle kızım şuraları. Şunu yüzünü de kapat. Ne oluyor? Eylül ile Ceko sevgili Pelin'in doğum günü gelmiş. Hı? Ya. Ha Pelin. Eylül ile Pelin'i karıştırmam gerçekten. Bir şey diyeceğim. Buraya bir Pelin'e doğum günü partisi hazırlayalım. Pelin'imiz büyüyor. Kaç günü kalmış? Bir gün. Evet, güzel bir parti falan yapalım bence de. Pasta yapalım. Seviyor, ne seviyor, yerim sizi. Pelin'in doğum gününe hazırlık yapıyoruz. Hadi gelin. Bir anne olarak, bekar bir anne olarak güzel bir doğum günü pastası yaparız. Şöyle bir temizle kızım ya. Sen de ne şey çıktın? Ay mutfağı çok güzel yapmış zaman. Zevkli kadınmışım. Yok ya, şu tutorial işlerini kapatıyorum ben arkadaşlar. Tutorial falan o işlerle uğraşmak istemiyorum hiç. Odayı tabii yenileyeceğiz. Çocuk olursa odayı yenilememiz gerekir. Şimdi ne yapalım? Bake. Bunlar olmaz ki. Ben pasta yapmak istiyorum. Pasta yapamıyor muyum? Wedding cake yapabiliyormuşum. Hayır ama normal cake yapamıyor muyum? Allah Allah. Wedding cake yapalım. Onu doğum günü pastası yapamayacağımızı kim söyledi? Değil mi? Bence yapabiliriz. Ne diyorsunuz? O biliyor musunuz? Sims'in bu yeni versiyonları bilmiyorum. Ek paketlerini falan da güncelledim çünkü. Eve pasta söyleyebiliyor muyuz? Allah Allah. Ha, wedding cake şeyde olmuyor mu? Cook'ta mı? Cook'a girelim bakalım. Ben niye bulamadım? Grand meal mı? Yok değil bu. Bu değil. Telefonda parti düzenleyip mi yapılıyor? Tamam. Ay dur kız takıya gelmiş bir dakika. Bir dakika takıya gelmiş bir saniye. Bir saniye. Yeni çocuğumuzun cici babası gelmiş. Bir saniye. Bir dakika. Dur, evin anahtarlarını verelim mi? Çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Mr. o kadar hızlı gidiyor. Ne zaman tanışmıştık biz takıyayla? Çok yeniysek vermeyeceğim evin anahtarları. Gerek yok yani. Dur bir bakalım bakalım, bir romantik bir romantik bir affection. Hadi date çıkmayalım, dur ya çocuğumla ilgileneceğim bu bölüm. Ama bir flört eylemeyelim mi? Bir flört eyleyelim dur. Bir iki yıl oldu tanışalım. Ay, kucağında çocukla mı flört diyeceksin? Eylül gerçekten mükemmel bir annesin ya. Kucağında çocukla flört eylemek çok bambaşka bir olay. Bambaşka birisin. Siyak sen ne yapıyorsun? Sincapla savaşmış ve sincabı yenmiş. Allah Allah. Neler oluyor Siyak'ım? İyi misin tanem? Neyse. Sincap görürüz belki diye heyecanlanıp geldim ama hiç göstermediler hiçbir şeyden. Sincapı yemiş, evet. Yani göremedik çünkü ben bir sincap görürüz belki diye geldim ama yani Siyakçı. Neyse. Kedileri kontrol edemiyoruz, değil mi? Eskiden edebiliyorduk ya, hatırlar mısınız eski Sims'çiler? Sims 2'de mi kedileri kontrol edebiliyorduk? Neyse hadi bakalım. Şimdi takıyorum. Joke about body hair diyebiliriz çünkü neden bacakları benden daha pürüzsüz? Bu konuyu bir konuşmalıyız bence. Bana biraz garip geldi ama takıyor, sen bilirsin. Sen bilirsin takıyocuğum. Yok yapmadım, anlamadım. Ben demin yanlışlıkla hızlandırdım mı? Dur bir bakalım. Bir de çok fazla yeni seçenek gelmiş. Şu an seçenek şeyi yaşıyorum. Aa, derin düşüncelere girmedik biz seninle. Ailemizi büyütmek hakkında bir sohbet eğleyebiliriz. Ne düşünüyor acaba bu konuda? Biliyorsun ben bebekli bir anneyim. Oh.
Ay ben yanlışlıkla çocuk yapalım dedim bu bebeğe. Korkar tabii, daha evlenmedik. Ortada fol yok, yumurta yok. Çocuk yapalım dedim. Korkudan altına işedi çocuk şu an, farkında mısınız? Güzel giden ilişkiyi nasıl kaybedersiniz? 101. Aa, aşkım tamam, korkma. Sen de abartma yani. Altına edecek kadar da korkutmadık seni. Yani... Strom. Takıyor. Dur, özür dileyelim. Özür dileyebiliyor muyuz? Onu kastetmemiştim ben be. Ben şeyi kastetmiştim. Yani hani benim çocuğum var, seninle sevgili olursak sonuçta bir çocuk olacak yani. Onu kastetmiştim. Sen de hemen ciddiye alma her şeyi. Hemen üste çıkacağız. Hemen. Small talk yapalım. Hadi bir şakaya vuralım böyle. Biraz böyle. En sevdiğin renk ne? Karşı karşı flaga. Şaklabanlık yapma. En sevdiğin rengi söyle. Oh. Asla söyleyemem. Bizimki turuncuymuş. Ooh, Serpino Grey. Aha. Seninki ne aşkım? Zator. Vadish. Ospa. Cevap vermeyecek misin? Cloyme. Cevap vermedi sanırım, ben anlamadım. Bir soru sorduk. Pardon, ben o sorunun cevabını alana kadar sormaya devam edeceğim. Sana en sevdiğin rengi merak ediyorum şu an. Evet. Aspa. Oyun bir baga girdi. Ne Doğa. Hey. yapıyorsun, takıyor sen? Takıyor sen, ne yapıyorsun? Ben anlamadım ki. Ay aman, bu takıyor beni sinirlendirdi be. Beni bir gıcık etti. Konuş desen konuşulmaz. Saçma saçma hareketler yapıp hemen gider. En sevdiğin rengi öğrenmek bu kadar zor mu? Allah. Hadi bir en sevdiğin rengi öğreneceğim. Sen bebeğini bırak. Sen bir ilerle şuraya kızım. Sen biliyorsun yürümeyi. Sen bir beni sal. Hadi hadi. Bu gri dedik. O cevap veriyor da ben mi görmüyorum acaba? Oyun bug'lı mı şu an acaba? Aa, şey bozulmuş. Ben bu takuyu salıyorum. Beni bir gıcık etti bu çocuk. Anlam veremedim valla. Kapının ağzında kalacağım. Ay, hadi yenisini verelim, var paramız ya. Şunun yenisini yapalım. Garza. Kız ayrılmayalım o kadar, da en sevdiği rengi söylemedi diye pat diye ayrılmak da hoş olmaz da. Hani yani ne bileyim. Dur, bir romantikleşelim. Biz kavga mı ediyoruz? Ne oluyor? Bu ilişki nereye gidiyor? Bebişim. Aşkım ne oluyor sana? Bir tanem dur, bir sakin ol. Sakin ol. Anne sana yeni baba yapmıyor. Sakin ol. Gel bir tanem. Gel anneciğim. Sen ne istiyorsun? Aç mısın? Açıkta mısın? Ne istiyorsun? Bu bebeğimiz ne istiyor şu an? Kız bir 2 dakika bir kirlisin diye. Gel seni yıkayalım, hadi gel. Şurada mı yıkıyorduk bebişleri? Clean up Pelin, gel hadi. Aflin. Eylül'ü kızıl mı yapalım? Yok be, yeni kızımız kızıl yaparız. Eylül. Eylül böyle güzel ya. Ben Eylül bakır da yapmamıştım. Bak, böyle doğal bir kız bence o. Hadi kuzum, hadi gel yıkanalım seninle. Şu ağlamalarını bir sustur. Anne flört eğleyecek çünkü. Nayoki kim? Kız Nayoki bizim üniversitedeki manitamız değil miydi? Gelsin var gelmek istiyorsan. Chat'i ortalamam mı lazım? Durun. Sanırım chat'i okuyamıyormuşsunuz aşklarım. Bir saniye. Evet. Chat'i şöyle yapıyorum. Nayoki bizi aldattı mı? Bir dakika, chat'i şöyle mi koysam? Ne olmaz, o da olmaz. Şöyle koysak. Şöyle. Aynen, chat'imiz böyleyim. Aynen. Arkadaşlar Nayoki'yi hatırlamam peki. Bir yıldır oyun oynamadığım halde. Hadi bakalım, üniversite defterleri, geçmiş defterler açılsın. Geçmiş defterler açılsın arkadaşlar. Evet. Kız Nayaki geç kan değil miydi? Gözümüzün önünde başka erkekle yiyişen.
Bak hatırlıyorum. Hayatımda böyle bir travma yaşamamıştım çünkü. Evet. Biz gelsin kız belki. O zamanlar açılamamıştı. Bize rahat hissetmemişti. Olabilir yani. Kabul edici olmak gerekebilir. Bir gelsin bakalım. Bir gelsin bir sohbet edelim. Yok tekrar sevgili olamayız. Zaten istesek de olamayız. Geyo. Kız ne oluyor? Takıyor. Ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Durdun durdun. Geldin öptün. Kızın aklını aldın. Kız bir kendinden geçti. Ne oluyor? Şimdi biz Pelin'i yıkamadık mı? Arkadaşlar ne oluyor? Ben Pelin'i yıka demedim mi? Ha orada Pelin'i yıkayamıyorum. Aldım. Şurada yıkayalım o zaman. Bir bubble bath. Hadi. Bir bubble bath eğleyelim. O sırada şey gelecek sanırım. Nayuki de gelecek. Kız bizim evimiz güzel bir... Aa Nayuki geliyor. Görüyorsunuz değil mi Nayuki'yi? Da biz uyuya mı kaldık? Ne oluyor? Ya Eylül'ün bu her şeyi salıp sadece uyuma olaylarına bayılıyorum gerçekten. Yani yapılacak o kadar iş var. Bebeğin üzgün. Duşa girmesi lazım. Sen sadece uyuyorsun. Gerçekten. Harikasın. Eylül. Şu bebeğini bir yıka. Bebeğin yorgunluktan ölüyor. Bu bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Sanırım bu duşta bir sıkıntı var şeyde. Bir dakika. Onu bir yenileyelim. Bir sıkıntı var. Hemen şu şeyimizi yenileyelim, devam edelim. Bu neymiş? Bu nasıl bir şey? Bu güzel. Bu şu anki şeyimize doyuyor. Neden takamıyoruz? Şunlar olmamış çünkü. Bunları şuraya koyalım. Allah Allah, niye olmadan? Tuvalet kağıdını en tepeye koymam. Heh, şöyle iyi. Tamam. Gel bakalım. Evet, arkadaş şarkı çok güzeldi. Benim de çok hoşuma gitti. Allah Allah, ne oluyor? Eylül benim komutlarıma uymuyor şu an. Oyunda bir sıkıntı mı var? Onu anlamaya çalışıyorum. Hah, uyudu sonunda. Kız Eylül'ün de tuvaleti varmış. Ondan mı uyumuyordu acaba? Nayaki nerede? Hala yürüyemedi herhalde o yoldan. Yo, kapıda bekliyor. Bir dakika ne oluyor? Yeni aile dinamiği oluştur diyor. Strict, böyle sert hani, otoriter biraz. A sense of order seems to be abound as the younger sim has a deep respect for other older. For family, strict family. The older sim will ask the younger sim to do things like... Yok be, temizleme bilmem ne, o işleri istemem ben çocuğumdan yapmasını. Sim will generally avoid rebelling. Ben strict istemiyorum. Ben gentle parenting. Yani böyle daha arkadaş gibi de değil de, ve strict'e de gerek yok. Hani çok otoriter, çok sert olmaya gerek yok. Bence ben bunu kabul etmek istemiyorum şu an aşkım. Baskıcı bir anne, aynen. Ben istemiyorum. Hayır. Baskıcı asla. Çok tatlı bu kız ya. Biraz Nayuki'yi bekletiyoruz ama. Eylül'ün duvarın içinden geçmesi şaka mı? Güzeli. Annesinin güzel kızı. Uy. Şu ya, biz bu anlar için yaşıyoruz. Beklesin o iki kapıda. Şudur yani. Kediler mama istiyor. Biz niye hiçbir işimizi yapamadık? Nayuki'nin eve girip normal evde bizim yatak odasındaki bilgisayara girmesi ve hiçbir şey yokmuş gibi davranması şaka mı? Biz ne ara aldık Nayuki içeri? Davet etmedik bile bu arada Nayuki içeri. Merhaba bile demedik. Pat diye içeri girdi. Allah Allah. Bu iş de çok garip. Bu iş de çok garip. Şu Pelin'i bir uykuya gönderelim. Hadi. Hadi Pelin'cim, gel sen bir tanem. Bir şuraya uyu. Hadi hadi hadi. Hadi Pelin, sen çok oyaladın bizi. Hadi anneciğim. Siyak, sen neler yaşıyorsun? Kokarca şey yapmış, kokusunu bırakmış Siyaka. Ah Siyak'ım, sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Bir tanem ya.
Naoki'nin danslar hareketleri şaka mı? Kız Naoki de iyi çocuktu ha. Vallahi hoş çocuktu. Ama o vibe hep vardı. Hep vardı, yalan yok. Ben niye bugün sinirim dediğim hiçbir şey yapmıyor? Ben buldum sebebini. Bu arada bence niye biliyor musunuz? Ben bu evi bir önceki, yani laptopumdayken yapmıştım. Save dosyasını direkt buna aktardım. Direkt açtım. Yani bu eşyaları kendim şu an yerleştirmedim. Eski oyundan aktardığım için, sonuçta bu da yeni bir oyun. Hala ona algılayamadı bence. Yani şey oluyor. Eşyalar falan bir kafa yemeler oluştu bence. Bana öyle geliyor. Yani yeni oyunda bu sıkıntıları yaşamayız inşallah. Bakalım, bir hareket ettirdik. Şimdi olacak mı? Evet. Yok, şimdi olmadı. Allah Allah. Neyse. Neyse ki deneme yayınımız arkadaşlar. Çözeceğiz bu sıkıntıların hepsini. Yeni oyunda inşallah bunların hiçbir sıkıntısı olmayacak. Şuraya şöyle güzel, sakin bir. Bak. Bir şey diyeceğim. Allah Allah. Ben bu şeyleri bakın. Normalde buraya bir şey yerleşmiyor ama bu yerleşiyor. Nasıl yani? Bu yerleşti. Şu çok aşağıdaydı demin, ondan bence. Bekle. Şimdi olacak mı? Bir, aynen, move objects ile yapmışım sanırım bu evi. Şu an bu oyunun bug'ı benim sinirlerimi bozmaya başladı. Neden yapamıyorum? Evdeki dramalara bakamadım. Evde iki adam var. Biz oyunun bug'ı ile uğraşıyoruz arkadaşlar. Anlam veremedim yani. Başka yatak koyalım, aynen. Bir o yatağı çok beğenmiştim, kalsın istedim ama. Heh. Hadi bebeğim. Heh. Güzel. Aha, Taku'ya gitti. Biz oyunun bug'larıyla uğraşırken Taku'ya gitti. Neyse. Zaten bugün bir garipti Taku'ya. Yapacak bir şey yok, kalsın. Ay, Pelin'in hala uyutamamış, şaka mı ya? Ben niye bu oyuna... Gıcık oldum bir de ben, Pelin'i uyutana kadar rahat edemem biliyor musunuz şu an? Hah, hadi bir tanem, şimdi dene. Yerini bir değiştirdik. Gel de kafayı yeme. Sen kendin uyu bir tanem, ben onu halledene kadar. Allah Allah. Ha, uyuması da lazım bebeğin yani. Bilemedim şu an. İnanın bir sinirlerim bozuldu. Pelin uyumayı reddediyor. Allah Allah. Yok kız, büyümedi Pelin. Niye büyüsün? Aynı boyutta. Allah Allah. Şöyle bir şey yapalım. Konumundan dolayıdır belki. Altına etmeden tabii bir tuvalete gitsin hızlıca. Gir çık mı yapsam? Güncellemeden sonra mı oldu acaba? Anlam veremedim yani, garip bir bug var şu an. Anlam veremedim, inanın. Dur. İyi, Pelin uyudu. Uyuduysa sorun yok arkadaşlar. Pelin'i yatırmak istiyorduk. Şu mama kaplarını da dolduralım, bir işlerimizi halledelim. Ne oluyor? Finwick Fair. O nasıl bir fairmiş kız? Ah! Bir şey diyeceğim. Bu yeni ek paket vardı ya. İnek, minik, tavuk falan, öyle bir şeyler mi alsak? Çiftçi kız mı alsak? Kız, bir inek mi alsak? Benim onu çok yapasım var. Benim canım inek çekti ya. Ben şu an inek almak istiyorum sanırım. Alıyorum. Kimle gidelim? Naoki'yi de saldık ama. Hadi Naoki ile birlikte, eksimizle birlikte yine alışverişine gidelim. Bebişi de uyuttuk zaten, hadi. Bayılmasak bari yolda. Hayırlısı, yapacak bir şey yok. Daha Pelin'e bakamıyoruz. Ama o inek bize çok iyi gelecek. Hem süt çok sağlıklı bir şey. O sütle bebeğimizi de, Pelin'imizi de doyururuz. Tabi. Şimdi... Ay, burası ne kadar güzel bir yermiş. Bir dakika. Ben burayı çok beğendim.
Bu ne? He, bu etkinlik sanırım kendi ineklerinizin sütlerini yarıştırdığınız bir etkinlik. Ha, ben inek alamayacak mıyım buradan? Ben çok mu yanlış? İnek şeyi var. Allah'ım çok güzel. Stardew oyuncusu. Evet ya, ben de bu sefer çok Stardew oynadım. Ondan dolayı böyle inek aşkım falan doğmuş olabilir. Ama bayağı güzel yapmışlar. Yalan yok. Aşırı güzel. Bak Eylül tüm si kokuyoruz. Kokuyoruz. Neyse boş ver, ineklerin arasına geldik. Kokumuz anlaşılmaz bence. Değil mi Naoki? Ha? Ben niye özür dileyim canım? O özür dilesin. Aşk hayatımız hakkında şikayet edelim bakalım. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla yapalım. Yabancı bir numara. Dün hafta ne yaptığını gördüm. Oradaydım. Her şeyi gördüm. Büyük bir sıkıntı içindesin hanımefendi demiş bana. Bence bize şaka yapıyor. Biz ne yaptık? Geçen hafta ne yapmışızdır ki? Oyunda bile değildik geçen hafta. Kapat telefonu suratına. Don't you want to cry? Birisi şaka yapmaya çalışmış. Kim bu şakamatik? Kim bu şakamatiğimiz? Tanımayız etmeyiz. Beyaz saçlı bir ablamız. Tanımıyorum bile seni. Tanısam bile hatırlamazdım büyük ihtimalle. Devam. Kız burada çok güzel bir inek var. Bir dakika. Nayuki, ya özür dilerim. Seninle hiç ilgilenemiyorum. Ama inek çok güzel. İnek çok güzel şu an. Sen bir git şurada. Sen de evine gitme. Şu ineği bir sev. Kız bu inek çok güzel. Aa, sevebiliyor muyuz ineği? Gözlere bak. Şu gözlerin güzelliğine bak. Ben kesin inek alıyorum bu arada. O muğladı bize. Aa, aşkım. Ne yapalım başka? Hayır tabii ki de. Sarılalım. Kötü şeyler yapmayacağız tabii ki de. Çok güzel ya. Artık kimin çocuğuysa çok çok güzel bir inek. Hem biz kokuyoruz diye bize şeylik de yapmaz o. Allah'ım bu nasıl bir güzellik. Aşırı güzel yalnız. Gençmiş daha. Ay ben bu ineği çok sevdim. Benim ineğe bu kadar yükselmem şaka mı? Çok güzel bir inek. Ben bu ineği alabiliyor muyum? Sen misin sahibi? Bunun sahibi nerede? Yok herhalde bunun sütüne bakabiliyoruz. Kimmiş onun sütü? Bu herhalde onun sütü. Bakalım. Pumpkin spice milk mi? Pumpkin spice süt mü yapılabiliyormuş? Bence de bu kazanır. Ya takıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Demin evimdeydin. Hemen de istemiyorum seni. Bir dur ya. Bir inek alacağım şu an. Aşka vaktimiz yok şu an. Hayır. İnek istiyorum ben. İnek alamıyor muyuz? Buradan mı alıyoruz? Yo, burası neresi? Kız güzel bir yer burası da. Neresi burası? Aha. Şeyi buldum. Valiyi buldum. Vali. Vali abla. Vali ablayla sohbet. Vali abla. Nerede vali? Dur demin bulmuştum. Şu an yine bulamıyorum ya. Demin bulduğum kadını kaybettim. Kız neredeydi? Ha şu kadın. Bir şey diyeceğim. Hükümet gibi kadın. Tam vali tipi var. Bak. Neye bakıyorum aşkım? Eve gidince mi alınıyor? Eve gidince inek alalım o zaman. Buradan alamıyor muyuz şimdi ineği? Dur bir valiyle aramızı iyi tutalım. Bu kimmiş? Bu normal biri. Bizim Nayuki tabi herkesle hemen sosyalleşir. Hemen. Güzel. Güzel. Vali hanımcağızla bir şey olduk. Bir bağlantı kurduk. Aşkım kaç saat yayın yapacağız? Valla çok bir saat yapmayacağız. Oyun oynayacağız. Biraz sıkılırsak kapatacağız. Çok, çünkü yarın iş var. Yarın maalesef iş var. Şimdi fikirlerimizi paylaşalım Vali hanımefendiyle. Vali kocamız yapamayız hayatım. Vali olsa olsa karımız olur şu an.
Burada biri bana mı küsmüş? Aman küssünler, bana ne be? Onlarla mı uğraşacağım? Ben şey almak istiyorum. Eylül de eve dönmek istiyor. Durumumuz çok kötü durumda sanırım. Hadi bir eve dönelim de inek alalım. Bu geziden ineği öğrendik. Ha, ben bu ineğe bayıldım ya. Bakayım şurasını. Grocery shop. Güzel. Güzel bir manav var. Kız burası ne güzel bir yermiş ya. Ben burayı çok beğendim. Bu ne? Bayağı kıyafet yerleri falan yapmışlar. Başarılı. Ay tamam Eylül, sen de ne ağladın ya. Ne oldu ya? Bebeğim bir durun ya. Ya bu telefonda bir saniye susmadı. Benim işim var, gücüm var. Bir saniye durun ya. Yemek mi aldın Eylül? Sen ne yara aldın onu? Eylül'ün hayattan bezmişlik. Bardan cips yiyor sadece. Tamam hadi git evine. Hadi git evine. Bir şey alacağız. Bakayım burada başka bir şey var mı bakabileceğimiz? Yok. Burası böyle standart. Normal bir yer. Özellikle tanışmamız gereken biri de yok. Hadi tam eve dönebiliriz artık. Ay ne ağladın Eylül sen de ya. Ya bu drama queenlik şaka mı ya? Gidiyoruz, eve gidiyoruz zaten. Yolda uyumak şaka mı ya? Hadi Eylül, abartma. Sen de abartma ya. Aha biz ünlüyüz bir de kız. Bizim ünümüz de var. Bir dakika, Rising Star'ız. Aktör olmaya çalışıyoruz biz bir yandan da bak. Bir de öyle bir şeyimiz de var. Eylül çiftçi olacak, evet. Aktör çiftçi. Tamam Eylül, hadi hızlı. Hadi hızlı. Yok kız, Naif ile barışır mıyım? Öyle bir takıldık yani. Sohbet bile etmedik adam gibi. Şimdi. Biz Pelin'i evde tek başına mı bıraktık? Biz nasıl bir anneyiz ya? Ben evde biri var sanıyordum niyeyse. Kendimden çok utandım. Pelin çok özür dilerim. Pelin çok özür dilerim. Ben gerçekten bunu yapacağımı düşünmemiştim. Yani Pelin'in bunu yapacağını düşünmemiştim. Robot makine de çalıştı. Güzel. Hadi biz hızlı hızlı şey yapalım. O duşa girsin. Uyuyalım sonra güzelce. Bir uyuyup bir kendimize gelelim. Bankta ne ya? Bugün şey mi? Pirate Day mi? Aynen. Böyle olunca saçma sapan komutlar oluyor ya. Doğum gününü. Bir dakika. Bizim zaten ineği bir rafa kaldıralım 2 saniyeliğine. Bugün Eylül'ün doğum günü. Eylül, agresif bir çocuk musun sen? Neden böyle oldun kızım sen? Annen agresif değildi. Babana çektin işte. O ahlaksız babana çekmişsin sen. Öyle agresif olmuşsun. Yoksa asla. Biz öyle yetiştirmedik çocuğumuzu. Olsun. Biz eğite eğite düzeltiriz çocuğumuzu. Babasına çekti. Ne güzel müzikler çalıyor. Eylül'üm ne yapıyorsun güzel kızım benim? Dur. Yine yani bir uyuyalım dedik ya. Bir uyuyalım dedik. Nasıl kızıyorduk parenting'den? Hayır bu değil. Şu an durmasını söylememiz lazım. Birazcık kızmamız lazım. Birazcık. Babası kimdi söyleyeyim mi ben size babası kimdi? Babası şu ahlaksız Thorne'du, hatırladınız mı? Hatırladınız bence şu an. Octavia ile aldatılıyordu. Aldatılıyorduk. Yani biz ikinci kadındık. Ama hamile kaldıktan sonra haberimiz olmuştu. Neler yaşadı bu kadıncağız? Neler yaşadı? E tabii çocuk, yani bir yasak aşkın meyvesi olan bir çocuğun agresif olmasını yani şaşırmamak lazım. Çok da şaşırmamak lazım gerçekten. Şimdi sana bebeğim. Garip şeyler var. Ben sana kızamıyor muyum? Ben şu an sana kızmak istiyorum. Özür dilemeyi bir öğretelim de şu an için durduramadım Eylül'ü. Niye bilmiyorum şeyi, Pelin'i. Birazcık da eğitim. Sizin diplomanız mı acaba?
Şimdi kızamıyorsak ben uyumaya devam ediyorum bebeğim. Çünkü sana erkenden kalkıp bir pasta yapmam lazım. Ertesi gün çok fazla şey var. Sen ne istiyorsun? Sen niye sinirlisin yine? Neden yani? İşte o agresiflikten. Sen bir oyun oyna kızım. Bak doktorculuk oyna. Efendime söyleyeyim. Şey küplerinle oyna. Bir oyun oyna. Bir sakin ol. Bir yerleri dağıtma. Bir oyun oyna. Heh. Kız biz evli adamla evli olduğunu bilmeden çıktık. Evli olduğunu bilsek çıkar mıydık? Biz öyle şeyler yapar mıyız? Aşk olsun. Biz normal adam sandık yani. Adam sandık. Toz fırt çıktı. Vıttır vızık adamlar yani. Babası ilgilenmez tabi. İlgilenir mi? Anca yaparken ilgilendi bizimle. Terbiyesiz adam. Ah, ah. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Her şey parça parça geliyor bana. Her şeyi hatırlıyorum. Ay bir dakika yanlışlıkla oyunu kapatacaktım. Kız oyunu kaydedelim bu sırada. Ben gelirim. Benim vardır öyle korkularım. Arada bir oyunu kaydederim. Şimdi. Bebeğim şu noodle'la bir oyna. Hayır. Yapma noodle. Yapma noodle. Yapma noodle'ım. Yeni aldık o koltuğu. Kaç paraya aldık haberin var mı senin? Bebeklerin kedi seviş. Biz koltuğa çıktık, bebek yatağa çıktı, sohbet ediyoruz. Mükemmel bir ortam. Çok güzel. Güzel güzel. Hadi onlar takılsın. Biz ne durumdayız? Biraz hızlanmamız lazım. Birazcık hızlanmamız lazım. Ya sincap, siyak senin sincaplarla alıp veremediğinle şimdi de bizi siyak şey sincap ısırmış. Allah Allah. Bir de sincap ısırması hastalıkları da sebep olabiliyormuş. Kuduz muduz olmasın şimdi ah bir tanem. Sen kimsin Lilith ve kapımda ne işin var? Bu kedileri eve kitlesek mi ya? Saçma sapan hastalıklar olmasın. Bir sürü iş ya. Yatakta yatıyor diye siyaka kızmamız şaka mı? Kız o sincap ısırdı demin. Sen de kızma. Biz de ne kadar şeyiz. Uyandırma kediyi. Sev onu. Sev sev. Sev sarıl biraz. Yazık sincap ısırdı onu. YouTube'a gelecek aşklarım kaydettim. Güzel şu müzikle bir kapatalım ya. Güzel müzikle telif melif yer miyiz bilmiyorum. Kız bunlar mamaları ne ara bitirdi? Ha sen de uyu çok güzel. Hepiniz bir uyuyun bakayım şimdi. Herkes bir uyusun. Herkes bir uyusun. Biz günümüzün planını yapalım. Şimdi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya bir doğum günü alanı, doğum günü partisi alanı, bir de pasta pişirmemiz lazım ama pastayı nasıl yapacağımız hakkında bir fikrim yok. Sen uyan bakayım. Kapları doldur hepsini. Gel buraya bir parti yapacağız. Parti için telefondan mı arıyorduk? Partiyi nasıl yapıyorduk? Kız bu ne? Telefon da değişmiş. Aa ne olmuş? Open Social Bunny ne? Aa. Yeni bir aa kız biz influencer mı oluyoruz şu an? New post. Enerjik bir şeyler atabiliriz. Bir şey diyeceğim. Bizim Instagram'ımızın olması şaka mı? Ne oluyor ya? Biz böyle güzel güzel şeyler yapabilir miyiz burada? Bildiğin şey yapmışlar. Social Bunny diye Instagram tarzı bir şey yapmışlar. Buradan Taku'yu ekleriz. Başka bu kimdi? Arkadaşımız herhalde. Hadi onu da ekleyelim. Marcus'u da ekleriz. Spor hocamız hatırlarsınız. Arkadaşlarımız tabii ki valimizi ekleriz. Valimizi ekleriz. Başka Octavia'yı da ekleyelim mi? Hadi eklemeyelim onu, o biraz ayıp olabilir. Thorn'u eklemeyelim. Naoki'yi de ekleyelim. Ne yapmış ne etmiş bir bakalım. Bakmak lazım.
Takuya'ya flörtöz bir kovmaya yaklaşalım. Paris kazan diyor. Bir şey böyle pick up line söyledik yani. Agnes Crumblebottom vardı ya, hatırlar mısınız? Eski Sims oyuncuları hatırlar. Bir tane böyle aşırı sinirli, böyle huysuz bir yaşlı teyze. Böyle şey döpiyes giyinen, elinde böyle çantasını böyle tutan. Böyle şeyde, hatta Downtown'da, Sims 2'de ve Sims 1'de var, Sims 1'de de vardı hatırlıyorum, Hot Date ek paketinde. Gelirdi böyle date'lere. İşte siz bir date'desiniz, bir erkekle böyle işte romantik bir şey yaptığınız zaman da çantayla böyle saldırırdı size. O kadından bahsediyor. İşte Call Me Agnes Crumblebottom. Bana Agnes Crumblebottom'ın çantası de, çünkü her zaman sana çakardım tarzı bir argo, ambiyane terimiyle. Ama çevirince böyle oluyor birazcık arkadaşlar. Evet. Cook dediğimde tatlı işareti var. Oradan yapılıyor demişsiniz. Bakalım nereden yapılıyor. Cook. Yalnız bizde pişirebilecek mi? Ne oldu ben anlamadım. Demin bir şeyler oldu. Bir şeye tıkladım yanlışlıkla. He, tatlı kısmı var. Bayağı da şey varmış kız. Maça şey mi yapsak, ama onu da bizim şey sevmez ki. Blueberry pie. Bunu doğum günü pastası olarak kullanamayız sanırım. Aa, strawberry cake yapalım. Evet, strawberry cake yapalım hadi. Cupcake de yaparız. Çilek, çiçek böyle şey, pembe temalı olsun. Onu da mı kullanamayacaksın? Hah, iyi, onu kullan. Dolapta bir şeyler bozulmuş. Yabahorn. Haspa. Durduk yere bir yükseldik kendimize. Sen neler yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına ya? Saçma sapan triplerde, saçma sapan şovlarda. Aa, bir şey diyeceğim. Çok güzel bir fikir geldi chatten. Yapıyorum bunu. Aşırı hoşuma gitti. Social Bunny'de. Octavia'yı ekliyorum. Bak şimdi. Ve Thorn hakkında böyle geçmişe yönelik bir takım ne denir ona, şeyler paylaşalım. Teksim. Hatta Thorn'u da ekleyelim. Hem Thorn'u hem Octavia'yı etiketleyip bir drama yaratalım. Mean. Thorn'a mean bir söylem. Thorn, I'm about to bleak block you into New Year. Begone peasant. Thorn diyor seni, işte bleak block, hani bu block, bloklamakla ilgili bir kelime oyunu yapmış. Gelecek yıl seni işte engelleyeceğim. Köylü git tarzı bir şey dedik. Hoş hoş, güzel güzel kaos. Bayılırım ben de. Şimdi Naoki'ye de mean bir mesaj tabii. Naoki, consider this me throwing shade. Your mother is a llama and so are you. Yani anneye şey dedik Naoki, bu dediğimi bir throwing shade nasıl çevirebilirim size? Bir madilik olarak kabul et tarzı bir şey. Yani bir kötülük, bir hani şey olarak kabul et. Annen bir lama ve sen de öylesin. Neden yani? Bu hoş olmadı. Mesela bunu ben silmek istiyorum. Bu bizim seviyemize yakışır bir şey olmadı. İstediğim şeyi vermedi bana. Neyse. Neyse. Bu arada Twitter gibi bir şey social, bana anladığım kadarıyla. Instagram değil. Ben Instagram gibi bir şey sanmıştım başta ama. Aa, bir şey diyeceğim, alışveriş yapabiliyor muyuz? Plopsy diye bir şey yapmışlar, Etsy gibi bir şey herhalde. Güzel, alışveriş yapabiliyoruz. Başka ne yapabiliyoruz social'larda? Simstagram story, bak vardı hatırlıyorum, onu bir Simstagram story atalım. Kamera falan, onlara gerek yok. Ben bir doğum günü partisi yapmak istiyorum, bunu nasıl yapacağım? Doğum günü partisi nasıl oluyordu ya? Allah Allah. Nasıl doğum günü partisi yapacağız kız? Heh, bu mu? Advent mi? Bugün Sunday. Yarın. Yarına yapsak yeter sanırım. Baby shower değil. Hamile değiliz çok şükür. Birthday party. Aynen. Kim birthday'sin? Pelin. Guest Takuya'yı çağırırız. Babası olacak Sünepe'yi de çağırırız. Babası sonuçta. Yapacak bir şey yok. Kayla bizim yakın arkadaşımız. İzli, bak hatırlıyorum. Marcus'u da çağıralım. Dediğim gibi yani sonra da çağırmamız gerekecek maalesef. Neyse. Naoki'yi çağırmayalım. Sayori'yi çağırabiliriz. Ren
Ren'le biz flörtleşmiş miyiz? Onu çağırmayalım. Takuya geliyor. Aynen. Bunlar yeterli. Pelin zaten doğum günü çocuğu ama yine onu da çağıralım. Ha, seçemedin mi Pelin'i? Tamam, seçtim. Yemek için birini çağırmayacağım. Entertainer çağırabiliriz bir kişi. Bizi eğlendirsin. Nasıl eğlendirecek onu da bilmiyorum. Tabii ki de bizim evde. Parti bizim evde. Saat kaçta? Biz çalışıyor muyuz? Pazartesi çalışmıyoruz. Biz aktörüz. O zaman insanların da gelebileceği saat akşam 6. Aynen. The Gürsoy Residence'da. Nice. İyi, yarına doğum günü partisi yaptık. Herkes eklesin ajandasına. Uyandın mı sen yine? Kendi kendine tuvalete gitmiş benim kızım. Aferin kızıma. Evet ya, ben Alfa CC çok kullanıyorum. Alfalar biraz daha gerçekçi oluyor. Onları daha çok seviyorum ama hemen şey sıkıntılar yapıyor. Sims Pack çıkacak diyorlar da ben inanmıyorum ya. Çıksa da büyük ihtimalle yine tamamlanmamış bir oyun yayınlarlar. Inzoi diye bir oyun çıkacakmış. Onu oynamayı çok istiyorum. Bir de Paralives var. O ikisi şeyim de listemde. Şimdi yaptın mı pastayı? Yaptın. Aferin kız sana. Pastamız hazır. Onu dolaba kaldıralım. Bir de şey de yapalım. Şu kirlileri temizleyelim. Bir de şey görmüştüm bakın. Cupcake de yapalım. Cupcake'lerimiz de olsun. Tatlılar kısmında. Bir tane de yemek yapalım, yeterli. Cupcake'in eli yapalım. Strawberry fizzy cupcakes yapalım. Tasa yazmış da eve gidince arayayım mı diye. Olur aşk. Yayındayım. Oyunlar Paralives aşkım. O ama senelerdir yapılıyor. Bağımsız bir şey. Sıfırdan başladılar. Bir de Inzoi diye bir oyun çıkacak. İkisi de bayağı güzel. Sims'e rakip olacak oyunlar gibi. Bakalım. Aynen. Yazılışı Paralives. Bizim kediler yine cırlamaya başladı. Ne oluyor? Siyak, sen yine nerelerdesin? Ne oluyor? Hep bir Siyak'ı çağıralım. Nereye gittin kızım sen? Kaçmaya gitmiş. Sen ne yapıyorsun kızım? Oyuncağı oynuyor. Oh güzel. Oyna bakayım. Ya ben küçükken hep böyle kocaman bir ev isterdim ama çok gereksiz falan dedi babamlar, almadılar. Ya gel düşünüp bakıyorum, evet gereksiz ama hep isterdim ya. Valla. Olmadı ama. Onun için Pelin'i aldım. Güzel. Imagination'ı da yükselttik. Büyümeden thinking'imizi de yükseltelim. Gel kızım şuraya. Tüm skill'lerimizi yükseltelim. Aa, cupcake'imiz olmuş. Onu da dolaba kaldıralım. Bir tane çıkarmışız. Olsun. Şimdi yemek yapalım hadi. Yemek yapıp Manisa'yı eve çağıralım. Bebeğim, sana kahvaltı hazırladım diyelim. Gecenin 5'inde. Dur. 6 olsun da bari. Sabahın 5'inde de çağırmak kahvaltıya biraz ayıp olur bence. 6 falan olursa... Tam 6 olsun diye hızlandırıyorum. Heh, 6'da çağrılır. Kız yaz geldi. Mevsim değişti. Güzel. Ben bu masaya niye bir şey koyamıyorum? Şu mumdan dolayı mı acaba? Şu mumu bir kaldıralım. Mumu niye tutamıyorum ben de? Oyun niye kastı şu an? Anlamadım. Yeni o kadar bilgisayar aldım, kasmaması lazım. Custom contentlerden mi kastı acaba şu an ya? Arkadaşlar bayağı canavar gibi bir bilgisayar kurdum çünkü kasmaması lazım şu an neyse. Şunları kaldırsak mı ya? Hiç bak masa, hiç boş yer yok, görüyor musunuz? Bir tane şuraya bir boş şey ekleyelim. Birazcık boş şey olmalı çünkü yerimiz yok. Hiçbir şey koyamıyoruz. Çöpü de şuraya koyalım. Benim CC'ler... Evet, uyumsuz bir şeyler var evde. Anlam veremedim. Save ile düzelir demişsiniz. Deneyelim. Bir garip bir kasma yaşadım, anlamadım benden. Evet ya, o bozuk CC'leri temizlemem lazım.
bir önceki oyundaki custom contentlerin hepsini direkt bu oyuna attım. Çünkü Eylül'e devam etmek isteyeceğinizi düşündüm. Ama bir dahaki sefere CC'lerin hepsini silip baştan temiz CC'ler yükleyeceğim. O zaman oyunun custom problemi olmaz diye düşünüyorum bu oyuna veda ederken. Ye bakayım şu yemeğini. Saat 11 oldu. Yarım saat oyunu kapatacağım aşklarım. Çünkü cilt bakımı yapacağım bilmem ne. Artık uyumam gerekir. Şu yemeği yeseydin. Neden dolaptan saçma sapan bir yemek çıkardım? Biz yemek yaptık şu an. Ya bu oyunda bir sıkıntı vardı hayırlısı. Yok baksana yiyemiyor onu. Allah Allah. Kudurursun. Arkadaşlar bu Eylül'de bir sıkıntı var. Ben anlam veremedim ama bu Eylül'de bir sıkıntı var şu an. Neyse dolaba kaldıralım. Dolaptan yiyebiliyorsak dolaptan yemeye devam ederiz. Tamam şimdi tuvaletimizi yapalım. Şu needlerimizi bir tamamlayalım. Kızımızı besleyelim. Give food diyelim. Ya bozuk CC'leri temizlemenin bir yolu vardı da ben de hatırlamıyorum. Google diyeceğim büyük ihtimalle. Hadi bir tanem gel yemek ye. Seni şuraya koyalım. Ne verelim sana? Peas en sağlıklısı. Burada bir şeyler kırılmış. Neyse tamir ederiz onu hallederiz. Ona da mı çıkaramadım Eylül'üm? Ona da mı çıkmadım? Siz de gıcık oldunuz değil mi? Şu an ekstra sinir oldum ben de. Neyse hadi oraya koymayalım. Eylül şurada, Pelin burada bir şeyler yesin. Evet yeni güncelleme bir şeyleri bozdu gibi geliyor bana da. Sıkıntılar var. Markus sen niye arıyorsun beni? Markus diyor ki iş yerinde birinin zam alacağına dair bir söylenti varmış. Patronumu ne denir ona? Çeviremedim. Patronumu etkilemeye çalışmalı mıyım diyor. Yani deneyebilir. Denesin ya ne olacak? Nurse beden mekseler demiş. Hadi bakalım inşallah alır. İnsanların zam almasını her türlü isterim. Bebeğim sen niye üzgünsün yine? Ya Pelin senin triplerin de beni biraz yormaya başladı ama. Arkadaşlar bu oyun bana kafayı yedirtecek sanırım. Niye böyle yapıyor ben de anlamıyorum ama bir sıkıntı var bu oyunda. Pelin çıkamadı mesela şeye. Allah Allah ne oluyor ben de anlamadım ki. Bir çık mı yapsak diyorsunuz? Kız o zaman da şey olacak. Oyun sıkıntı yani. Ne bileyim açılacak bilmem ne. Bilemedim aşklarım. Sinir oldum ama. Allah Allah. Ya daha önce oynadığımda da böyle bir sıkıntı yaşamamıştım. Gerçekten garip bir sorunlar yaşıyoruz şu an. Böyle. Bir gir çık yapacağım durun. Anlam veremedim çünkü beni bir gıcık etti. Ya evet CC'leri sileceğim. Sileceğim inanın. Dedim ya işte Eylül'ü hiç bozmadan direkt aynısını yapabilelim diye eski oyundaki her şeyi direkt aktardım. Hadi bakalım olacak mı? Eylül yine sinirli. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Eylül her zamanki gibi sinirli. Nice. Gir çık yapınca düzeldi. Helal kız size. Teşekkür ederim. Hadi bunu verelim Pelin'imize. Ne verdi? Kendi kendine bir şey verdi. O da olur. Ben sinirleneceğim şu an. Ye kız onu. İlme oradan.
Heh, ye onu, aferin. Bağırma. Beğenmedin mi verdiğimiz yemeği? Biz çocukluğumuzda onları da bulamazdık. Vallahi beğenmedim ve başka bir şey. Ah Pelin, sen nasıl bir canavarsın? Sen nasıl bir canavarsın? Ben ama bunu buyumlu bulurum. Bak, onu inventörüne koyduk, onu yiyeceğiz. Pelin, sen nasıl bir manyaksın ya? Ay, sinirlendi ve gitti, uyudu manyak. Gerçekten manyak bu kız. Yer misin şu yemeğini? Yemek yemeyi reddediyor bence. Oyun da yedirtmiyor. O da ayrı muhabbet de. Aynen öyle. Zıkkımın şeyini yesin bence de. Bring me drink. Bu ne? Bu ne? Bana yemek, bana bir içecek getir. Kızım sen biz küçük bir canavar mı yetiştiriyoruz ya? Ne oluyor? Ne oluyor yani? Aa, gerçekten babası kılıklı. Manyak. Pelin, ne oluyor sana? Git uyu hadi. Aç aç uyu o zaman. Manyak kız ya. Aa. Dur, başka bir şey deneyeceğim. Şu nasıl bir oyuncakmış? Çok güzel yeni oyuncaklar var aslında. Onlara mı baksam? Yani independent yaptık da, hani bağımsız dedik de, böyle bir bağımsızlığı kastetmemiştik. Manyak çıktı bu kız. İyice manyadı gerçekten. Hadi bakalım. Ama renklerine de hiç bakmadım, rastgele koydum. Buraya oturtabilecek miyiz? Kız, ben Insta'ya haber vermedim heyecandan. Aa, aşklarım çok özür dilerim. Insta'dan link paylaşacaktık. Aa, Lönx diye başladık yayına tabi. Affedebilecek misiniz beni? Paylaşayım mı şimdi, ama kaç saat geçti? Aa, story attım da nereden yayın yapacağım? Twitch dedim de işte, bilmeyenler bilmez. Bilmeyenlere ilk yayın kız. 2 saat olmuş. Yayın açalı 2 saat olmuş. Neyse, bu deneme yayınıydı zaten. Çoğu kişi zaten, baksanıza, düzgün oyun oynayamadık. Yani şey oldu. Bug'lar var. O bug'ları falan temizlerim ben, diğer yayını tam duyururuz. Ya 5 saat alını ayadım demişsin. Yerim sizi. Özür dilerim canlarım. İlk yayının günahı diyelim hadi. Baksanıza zaten bir gariplik var. Bu kostüm kontentlerde bir sıkıntı var. Ben onları bir temizleyeyim de. Bu sefer yiyebilecek misin Pelin? Yiyebileceğine inanıyorum. Yok. Yok, bir sıkıntı var. O sıkıntıyı biz çözeceğiz. Kapı geç kapat demişsiniz de, görüyorsunuz çocuğumuza yemek yediremiyoruz şu an oyunda. Komple geri çıkma yapalım diyorsunuz. Bilemedim. Gerçekten bilemedim. Kız, oyunun açılmasını bekleyeceğiz, bilmem ne. Benim bir tadım kaçtı. Benim tat kaçması oluştu. Pelin inventory'sine koyuyorum, onu ye diyorum, onu da yemiyor. Yani en azından onu yemesi lazım. Ben öyle yapardım bazen çalışmayınca. Neyse, aç aç uyusun bakalım. Aynen öyle. Çok uzun olacak yani. Uyu, bilgisayarı kapat, çık, bilmem ne. O iş beni yorar şu an. O işi yapacağımızı yayını sonlandırırız. Onun için sonlandırmadan denemeye çalışalım bir şeyler. Saat zaten 11 olmuş dedim ya, yarım saati kapatacağım diye. Kapatırız birazdan. Son şeylerimizi yapalım. Hatta bakın. Bir şey diyeceğim. Pelin'de bir sıkıntı var. Bak, oyun kasmayı da bıraktı şu an. Oyun çok iyi. Pelin'de bir sıkıntı var. Biz Pelin'i ne zaman yemeğe çıkarmaya çalışsak bir sorun oluyor. Bu çocuk bize yaramadı arkadaşlar. Çocuksuzluk iyiydi. Hayatımızı yaşayabilecekken bu çocuk bizi yordu. Kız, çöpe de atmayalım, çocuğumuzdur ne olursa olsun. Bir şey diyeceğim, inek nasıl alabiliyoruz? Ben orada tıkandım çünkü. Benim kafa inekte ya. Vallahi nasıl alacağız? Bu ne? Burada bir şey var. Durun bir, ben inek istiyorum ve bunda bayağı ciddiyim. Şimdi
İnek çok saçma biliyorum ama çok istiyorum şu an. Ve bu isteğimi durduramıyorum. Ucuz da ha. Oo, kocaman yok. Arka bahçeye sığar mı? Tabii inek için çiftlik lazım. Olmadı. Yeni oyunda evet çiftlik yapabiliriz. Yeni oyunda yapalım. Ben şu ineği çok istedim ama bu oyunda olmayacak sanırım. Yerimiz yok. Bir dakika, bu ne? Tavuğumuz olabilir ama sanırım. Neyse hadi. Neyse hadi sen. Ne diyor? Hayır, satabiliyoruz. Sadece süt veriyor. Tek aç kalmadan gitmiyor. Aşkım feneriz. Evet, o da doğru. Neyse dur. Neyse hadi devam. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. İşe gidelim bari. Ne yapacağız? İşimiz. Hadi bir işe bakalım. Şimdi reklam şeyleri var çok fazla. Mülakat mı deniyordu buna? Mülakatlara gidebiliyoruz. Para en çok verene giderim tabii ki de. En çok verene, ama onu da başarabilir miyiz? Karizma seviyesi 5 istiyor. Bizim karizma seviyemiz kaç? Aşkım bizim karizma seviyemiz yok mu? Aa. Biz karizmatik değil miymişiz? Dur da. Practice speech diyelim de. Aa. Bizim hiç karizma şeyimiz yok muymuş? Şoktayım şu an. Çocuğu aç bırakınca devlet senden alıyor. Belki de hayırlısı olur ya. Biz beslemeyi beceremedik. Belki de o çocuğun gitmesi gerekiyordur. Bilmiyorum aşklarım. Aa, varmış, karizma seviyemiz 6'ymış. Güzel. O zaman şu işi kabul edelim. Herkesin anne olmamalı arkadaşlar. Biz çocuğu yemek bile yediremiyoruz yani. Belki de hayırlısı böyledir. Bir şey diyeceğim, ben iş istiyorum, iş. Demin baktık, şimdi niye bakmıyorsun hayatım? Bir tane sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Aşkım sen beni kudurtmak mı istiyorsun? Allah Allah, ben bir daha bir geri çık yapıyorum. Ben anlamadım, bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Bir sıkıntı, bir takım sıkıntılar. Bu oyun beni biraz yoracak sanırım. Aşkım komple geri çık, oyunu açacağız da o beni biraz yorar gibi hissediyorum şu an. Eylül sen de bir sinirli uyanma kızım be. Allah Allah. Aşklarım, bu oyun sıkıntılı. Bu oyunda bir takım sıkıntılar mevzubahis, kelimeyi kuramadım. Bir sıkıntılar var. Yani olmadı. Aynen. Kapatalım bence de. Bu oyun benim tadımı kaçırmadan, sizlerin de tadını kaçırmadan oyunumuzu kapatalım. Ben de bu CC'leri, custom content'leri temizleyip öyle devam ederiz. Olmadı Eylül'e devam ederiz. Bir sıkıntı var çünkü. Anlam veremediğim bir gariplik var şu an. Ya siz yerim, evet chatiniz çok tatlı. Alttan okuyorum, bakın şuradan durun. Durun, oyunu kaydedelim de. Ben yine, benim yine kayıt paniği başladı. Heh, durun. Geldim, ay kendimi görmeyeli bayağı uzun zaman olmuştu. OBS'e geldim, oyunu 6 aldım da. Chat'i şuradan okuyorum bu arada. Görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Hah, yanlış bir şey tıkladım, ne oluyor? Bir dakika, çok gerildim. Heh. Buradan okuyorum chat'i de, şuraya koydum. Aşklarım, bebeklerim. Aşkım kapatacağım. Saat 11 oldu. 11.30'a geliyor. Uykum geldi benim de. Artık ben bir işi olan, çalışan, evine ekmek getiren biriyim. İş hayatı beni çok görüyor artık gerçekten. Yani neyse, her an istifa edesim geliyor. Her gün işe gittiğimde istifa edeceğim artık diye gidiyorum. Hayırlısı. Ay, teşekkür ederim saçlarımı tekrar beğenmeniz. Durun, oyunu o zaman şöyle yapalım. Şu ekranı alayım sizi. Evet.
Aşklarım, böyle bitiriyoruz. Çok fazla bir şey yapamadık bugün oyunda. Biraz fazla çil bir oyun oldu. Belki bunu editlemeden direkt atarım YouTube'a. Çünkü çok bir şey yapamadık gibi geliyor bana. Bug'larla uğraştık bu oyun. Ben de anlam veremedim. Ama güzel bir hasret gidermiş olduk sizinle. Aşkım para lazım diye istifa etmiyorum zaten. Tek tutunduğum nokta oyna. Gerçekten hayat enerjim gitti ya bu işte. Sormayın. Ölüyorum, bitiyorum. Kız istifa mı ettin? Ay darısı başıma. Gerçekten darısı başıma. Cesaret edebilir miyim bilmiyorum ama. Stardew'da oynayabiliriz bir şey diyeceğim. Ben tabletten oynuyordum ya. Burada oynayabiliriz. Ben çok fazla oyunu oynamayı seviyorum ama genelde iPad'den falan oynuyordum. Artık sistemi kurduğuma göre buradan da oynarız. Bol bol yayın açarız diye düşünüyorum. Sizi çok seviyorum aşklarım. Böyle kendim oyun oynarken sürekli pıt 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 açacağım. İnşallah daha sık yayın açacağız. Ya yerim sizi. Çok tatlısınız. Sizi çok seviyorum aşklarım. Gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ya böyle oyun oynarken bile yalnız hissettirmediniz beni. Gerçekten şu an tek başıma oyun oynasaydım ben sinir krizi geçirirdim sanırım buglardan dolayı. Sizinle böyle daha eğlenceli, daha güzel geçiyor oyunlar. CC'lerim bozuk kız istemezsin. Bak her bir sürü sıkıntı yaşadı. Şimdi bozuk CC arayacağım. Onu ayıklamaya çalışacağım. Mod Manager'dan. Sizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Tekrardan en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın aşklarım. Bay bay. Aşkım özür dilerim. Insta'dan unuttum ya. İlk yayının günahı olmaz. Dur. Çok üzüldüm ya. Tam kapatıyordum vallahi bir üzüldüm bak. Neyse bir dahakine. Ay, affedin. Bir dahakine söz paylaşacağım. Öpüyorum sizi. İyi geceler.